Salkım salkımtan yerlere esinle, mavi patiskaları yırtan gemilerinle, uzaktan seni düşündüm İstanbul. Bin bir direkle halicinde akşam, adalarında bahar, sinemalarında film. Ey sen ne güzelsin çağlarında yaşayınca İstanbul. Aşk kutlarımı varoşuna saldırdığın tipi bir gecesi, toplanırlar kararlık mahzenlerin bir şehri. Ceylatlara gün doğdum. Yoldaşlarının acısıyla yanan bir çift sevim vardı tuzaklarım diye söylenmez. Bir kalem yazım vardı sana ki yazılmaz. Param yer tutmuş sokak başlarına. Polisin dokunu, ceylatın yatıyız, fikirin çenesi. Baskı makineleri de haram denildi. Ve mahzenli bir insanlar bekler, gönüllerinde kavga, gönüllerinde zafer. Ve benimlerin hasreti içlerine gömülür, can yoldaşlarım saklıdır günden sonra. Boşuna çekilmedi bu yolcular İstanbul. Bekle bizi. Bekle yumruklarımız haramların saltanatını yiksin. Bekle caddelerde zafer şarkılarını geçişmedi. Bekle o günler gelsin İstanbul, sen bize rahat. Koş içerisinde ya da Ümraniye'de Lale'yi hatırladığımda aklıma birkaç şey geliyor. İşte onlardan bir tanesi bu. Biri de bulutlar. Yani Ümraniye'nin çok büyük bir havalandırması vardı. Akşam üzeri saat 3-4 gibi Lale dışarı çıkardı. O saatlerde genelde havalandırma boş olur. Yani herkes işte çalışmasını bitirmiştir, dinleniyordur vesairedir. Lale havalandırmaya çıkar, bağıra bağıra şarkı söylerdi. Ve çın çın öten bir sesi var Lale'nin. O çın çın sesiyle şarkı söyler ve gökyüzüne bakardı. Ben çıkıp şeyden bakardım, üst katın penceresinden aşağıya bakardım. Lale'nin kafası havalarda, şarkı söylerdi. Kim bilir, bilmiyorum, belki de gökyüzünün sonsuzluğunda hayaller kurardı. Şimdi Lale'yi ben aslında coşku diye de ifade edebilirim. İnsani coşku, devrimci coşku. Nereye giderse orada hemen hareketlenir Lale. Nereye giderse oradaki örneğin en çatık kaşlar bile bir süre sonra farklı bir biçim alır. Hani öyle güçlü bir coşku vardı Lale'de. Yaşamla ilişkileri güçlüydü. Örneğin gençlerle ve işte değiş siyasetleri diyelim. Dış yaşama içe değil de daha çok dışa dönüktü. Örneğin cezaevinin durumu, kim gelmiş, kim gitmiş daha çok Lale bizde daha hakimdi belli örneğin. Bazen diğer siyasetlerdeki gençler şunları buna konuştur. Bakarlar hepsinin ismini söyler işte. Özelliklerini şunu bunu bilir. Yani böyle aslında alana hakim. Herkesle çok rahat ilişki kurabilen, herkesle bir şeyler paylaşabilen birisiydi. Anmalarımız, kutlanmalarımızın favorisi Lale'ydi işte. Örneğin şeyde de böyleydi, direnişlerde. Sanırım herhalde Ulucan direnişiydi. Orada hepimiz koridorda dizilmiştik. Lale işte İstanbul şiirini güzel okurdu, orada da okudu. 3 2000 2003 bir yana yani çok farklı tanıyorum. Yani normalde tanıyorum ama nerede olduğumu, niçin orada olduğumu, cezaevinde olup olmadığımı, yani cezaevinde olduğumu hatırlamıyormuşum yani. Sanırım, yani hatırlamıyorum ama sanırım ailem tarafından olabilir ve benim tarafından onu hatırlamıyorum. Yani ben hastaneyi de hatırlamıyorum. Yani neler oldu, nasıl müdahale ettiler, hastanede giderken ama sanırım yani anlatılana giderken tamamen bilincim kapalıydı. Ve çok şeyi hatırlamıyorum. Açlık grevinin o 15'li günlerindeyiz. Su yok. Pis. Şey suları. Musluktan akan sular. Sıcak su hiç yok.
Şeker yok, tuz yok. Ama öyle bir dirinçten gelmişiz ki bunların hiçbirine ihtiyacımız da yok. Çamurları düşündüm. Üstümü başımı temizlemek zorundayım. Biz insanız. Biz hayvan gibi yaşamayız. Banyoya girdim. Sözde nöbet tutuyor. Nöbeti falan bıraktım. Bu saatten sonra gelip de bize ne yapacaklar ki? Gelsinler yapsınlar. Banyoya girdim. Yıktım bileğen. Soyundum iyice bir. Sonra sulara tuttum. Üstümü başımı. Dünya kadar çamur. Aktı aktı ama nereye? Onları boşa hiç harcamadım. Çünkü limon öyküsünü tasarlıyorum. Asıl önemli olan zaten onun oradaki duruşuydu. Orada bana çok şey öğretti Lale. Ve Lale ile ilk akla gelecek şeylerden bir tanesi Lale'nin direnişteyken ki duruşuyla daha önceki yaşamdaki duruşu arasında çok fazla fark olmaması. Ama belirgin olan bir şey var. Lale çok çabuk sinirlenen yahut da düşündüklerini dobraca hemen insanın yüzüne söyleyen bir kişiliğe sahipti. Direnişte ise o kadar sabırlı, o kadar dingin olmuştu ki her şey gülüp geçiyordu. Yani insanlara daha olumlu yaklaşıyordu. Daha böyle dobra olmaktan daha çok onları nasıl söyleyebilirim, dinleyen, biraz daha alttan alan, biraz daha zamana bırakıp yanlışlıklarını düzeltmeye çalışan bir tablo çiziyordu. Kendi deyimiyle genişledim diyordu. O kadar genişledim ki her şeyi çok olumlu karşılıyorum diyordu. Bu biraz onun direnişi içselleştirmesi ve umudunu korumasıyla bağlantılı. Eylemde olduğu için özel bir muamele hiçbir zaman istemedi. Hiçbir zaman farklı bir tabloyla karşılaşmak istemedi. Kendisine çok özel, itinalı bakılması ve benzeri gibi şeyler beklentisi olmadı. Her işini kendi yapmaya devam ediyordu son günlerine kadar. En çok etkileyen yanlarından bir tanesi buydu. Biz mücadelenin içerisindeyiz. Mücadelede herkese bir görev düşer. Herkes olağanlığı içerisinde bu görevi yapar. Benim omuzlarıma düşen görev de direnişçi olmak. Bunu ben büyük bir onurla yerine getiriyorum. Sözlerinin pratikte nasıl yaşandığını gösteren bir insandı Lale. Onun için sıradan herhangi bir görevden farklı değildi ölüm ölçüsü olmak. Günlük işlere yaklaşımında, programından vazgeçmemekte, sabah erkenden kalkıp sporunu yapıp, kitabını okuyup, mektuplarını düzenli cevaplamak, işte çalışmasını tamamlamak, devam ettirmek gibi, akşam yürüyüşlerini yapmak, suyunu, bitki çaylarını, şekerini ihmal etmeden, tuzunu ihmal etmeden almak, günlük yaşamını ihtiyaçlara göre, devrimin, mücadelenin ihtiyaçlarına göre örgütlemek. Bu beni etkileyen en büyük yanlarından bir tanesiydi. Direnişte sıradan günlük yaşamındaki gibi konumlanan insanlar çok daha güzel bir tablo oluşturdular. Çok daha direngen bir tablo oluşturdular. Ve mücadelede, direnişte ölümü yenmek biraz yaşamda tutunmakla bağlantılı bir şeydi onlar için. Lale'de en çok etkileyen şeylerden bir tanesi buydu benim. İşte gençlerle onun ilgilenmesi daha farklıydı. Aslında kendisi de genç ama 18, 19, 20 yaşındakilere daha farklı bir ruh haliyle yaklaşırdı.
kendisini mi onlarda bulurdu, geleceğimizi mi onlarda bulurdu diyeyim. Yani beni onlara karşı daha şey davranırdı. Hücrelerde bir akşam kapıya vurdular. Ben de kalkmadım tabii. Bir baktım bir şey atıp gittiler. Sonra da kalktım baktım mektup. İşte o mektuplar değişik cezaevlerinde ve bizim de beraber kaldığımız işte Lale, Oya oralarda gelmişti. Orada sanki yoldaşlarım hücreye duruşmuş, onlara sohbet ediyorsun gibi oluyor mektupları okurken yani. Ve şeyi de hissediyorsun, yani biz yalnız değiliz gerçekten orada hücrede de olsak. Ne bileyim bizim dört köşeli bir beton arasında da koysak yalnız değiliz, iletişim sağlıyoruz. Ya onun için insanlar böyle şaşırıyorlar, sen beni nasıl tanımazsın? Sürekli olarak hatırlatmaya çalışıyorlar da. O da belli bir süre sonra insanı sıkıyor yani. Yani hatırlamıyoruz. Benim sakallarım var. Normalde ben onu hatırladım kendim. Benim sakallarım yoktu. Yani öyle sakallarım çıkmıyordu. Ama daha önce çocukluk arkadaşım veya yani birçoğunu zaten hatırlamıyorum. Akrabalarımın birçoğunu ve artık daha önce birlikte yattığım, yani cezaevi yattığım yoldaşlarımın hemen hemen hepsini hiç hatırlamıyorum. Evimi tanıyamam. Sokakları tanıyamam ve o mahallede benim çocukluğum geçmiş yani ta yakalama kadar hayatımın büyük bir çoğunluğu, yaşamın büyük bir çoğunluğu o mahallede geçmiş. Şimdi ise yani ilk böyle kafamda canlanan Lale'ydi. Onları leğenin içine akıttım. Dünyanın çamuru birikti. Sonra gün geldi. Çamurları dışarı çıkardım. Kar yağıyordu, yağmur yağıyordu. Hava açtı, hava kapalıydı. Havalandırdım onları. Gazdan berbat durumdaydı çünkü hepsi. Gün geldi, bahara döndü ortalık. Kokladım. Güzel kokuyordu, gaz kokmuyordu. Sonra onun içine çaylar, ıhlamurlar, naneler serptim. Karıştırdım, kokladım, güzel kokuyordu. İdare bize limon veriyor. Çay veriyor, şeker veriyor, açlık kremindeyiz ya, su veriyor. Limonlar iki amaçla kullanılıyor, ya limonata için ya da haberleşme için. Ben kendi payımı ayırdım, çekirdeklerini aldım sadece. En güzellerini, en dirilerini seçtim. Günün birinde, Şubat'ın 28'inde Cemre iki yere düştükten sonra limonun çekirdeğini toprağın gövdesine usulca bıraktım. Gün geldi, bahar geldi. Gün geldi, içimizdeki bahar dışarıya vurdu, dışımıza vurdu. Taştı cezaevinde. Gün geldi, limonu güneşe çıkardım. Limon olduğunu bilmeden kimse, güneş altında gerindi, semirdi, serpildi, durdu. Gün geldi, Lale müjdeyi verdi. Limon göğe doğru ilk adımını atmıştı. Bir filiz halinde. Lale deyince aklıma hep şey. Şimdi kalkmış ama. Yok ben gittim aradım. Topkapı'da şey vardı. Üst geçit. Çok böyle işlik. Yanında seyyar satıcılar falan. Oradan matbaa yakındı oraya. Alın teri çalışmasına çıktıktan sonra o üst geçidin oraya gidiyorduk. Satış ekibi olarak. Ve Lale tam sayfa açıyordu. Tam sayfa açıp sözlü satışları, yani çevreden geçenleri alın terini anlatan kişi Lale oluyordu. Nedense bilmiyorum yani ne zaman Lale dense hep aklımda alın terini açmış o köprünün orada Lale canlanıyor. Son günlerde kötüleştiği zaman gene ısrarla normal yaşantısını sürdürmeye çabalaması, yapması gerekenleri yürümek, sınırlarını almaya dikkat etmek gibi onun üzerine düşen görevleri yapmak. Kart yazmak, mektup yazmak,
bunları ısrarla yapmaya çabalaması çok güzeldi. Eli de yaralar çıkmıştı. Zaten diğer eli sakatlı kullanamıyordu o elini. Öteki kullandığı elinde yaralar çıkınca kalem tutamaz hale gelmişti. Buna rağmen çok kısa da olsa herkese bir şeyler yazmaya çabalıyordu. Ben iyiyim, işte kendinize dikkat edin diye. Bu da çok önemliydi. Yani son ana kadar o direngenliğini koruması sadece bende değil, tüm hastanede hem direnişçilerde hem hastane personelinde hem de bizi başımızda nöbet tutan askerlerde büyük bir saygı uyandırıyordu. Ölüm orucundayken özellikle yani biraz tesadüf, mutlaka tesadüftür. Ali Çamyar yoldaşla, Lale yoldaşın şehit düşüş haberleri. İki yoldaş bir hücredeyse o zaman bizim günlerimiz de ilerlemiş yani. Yanılmıyorsam 200. günleri falan gelmiştik. Posta gelmişti. Tabii posta gelince neşeleniyoruz işte, yoldaşlardan haber falan var. Önden saatleri işte posta geldi. Ali Çamyar yoldaştan iki tane, bir kart bir de mektup türünde bir şey vardı işte. Postayı aldık, masaya oturduk, onları açtık, okuyoruz. Dışarıdan işte slogan sesleri falan geldi. Dışarı çıktık. İlk başta benim yanımdaki yoldaş çıktı. Biz dedik ya saldırı var ya şehit. Ali Çamyar yoldaşın şehit düştüğünü öğrendik. Tesadüf oldu yani mektup. O anda geldi, biz okuyoruz işte mektubu. O sırada Çamlıca yoldaşın ölüm haberi geldi. Yanılmıyorsam ondan sonra Lale yoldaşın şehit haberinde akşam yine yine aynı yoldaşla yukarıda işte mektupları karıştırıyorduk. Yoldaş Lale'nin mektubunu çıkardı. Uzunca bir mektup işte. Ondan paragrafları okuyordu. Yine sesler geldi. Havalandırma kapalıydı akşam. İşte zaten akşamlar falan şiir falan okunuyordu zaten, şiir, türküler, şarkılar falan. Bu sefer slogan sesiydi işte, camı açtık. İşte, Lale yoldaşın şehit haberini aldık. 19 Aralık operasyonu dönemini anlatacağım ben biraz. Lale'nin orada güzel bir şeyi vardı. Operasyonun son günü barikat düşmek üzere. Üç taraftan askerin girme şeyi vardı, olasılığı vardı. Zaten dördüncü tarafta duvardı ve duvarın öbür tarafında griderlerle beklediklerini görüyorduk. Açlıkları bir delikten. Çok yoğun bir gaz saldırısı başladı. İçerisi zaten sis bombaları, gaz bombaları, kimyasal gazlardan dolayı nefes alıp vermek bile zor. Zor duruma gelmiş ve ayağa kalkmak da bir sorun haline gelmiş. Herkes kol kola kenetlenmiş, barikat düşmek üzere. Ve camlardan falan kurşunlar geliyor. Gaz biraz dağılır dağılmaz Lale'nin sesini duydum ben önce. Yani henüz daha biz başımızı yerden kaldıramamıştık çünkü hava alamıyorsun. Yerdeki son kalan havayı solumaya çalışıyorsun. O esnada Lale ayağa kalktı. Lale'nin sürekli okuduğu bir şiir vardı. İstanbul şiiri. Vedat Türkan'ın şiiri. Sanki hiç 3 gün boyunca uykusuz kalmamış. 3 gün boyunca açlık grevinde olmasına rağmen o kadar gaz yemiş ve hiç bunları o yaşamamış gibi çın çın. Sanki havalandırmada bulutlara bakarak şiir okuyan Lale. Büyük bir irade istiyordu. Yani o kurşunların rağmına ayağa kalkıp şiir okumak. Herkes yerde yatıyor. Birbirine kenetlemişsin. Yerde yatıyorsun. Gazlardan dolayı nefes alamıyorsun. O esnada ayağa kalkıp şiir okumak çok müthiş bir şey.
Herkesin önce bir başı havaya kalktı. Herkes şöyle bir kendine çekip düzen verdi. Durdu, dinledi. Sen bize layıksın İstanbul geldiğinde. Evet, herkesin gözünde evet İstanbul bize layık, bu dünya bize layık ifadesi vardı eminim. Sanki o yaşanan şeyler gerçek değilmiş gibi hissettirmişti. Zaten biliyorsun, evet dört tarafın sarılmış. Şu an bir duvardan girilip yakılabilirsin, taranabilirsin. Ama evet, İstanbul bize layıktır. Biz de İstanbul'a layığızdır. Hep aklımda öyle kaldı Lale. Son anında bile ayakta durmayı becerebilen ve ayağa kalkmaya çağıran bir Lale. Şimdi düşündüm. Onca dayak, onca işkence, onca baskı. Ama direnişin içinde filizlenen limon çekirdeği. Onlar hiçbir şeyden değil, onlar yaratıcılığımızdan korkuyorlar. Onlar dünyayı yaratma azmimizden korkuyorlar. Onlar limon çekirdeğinden korkuyorlar. Limonun yeşermesinden, büyümesinden, dünyayı sarmasından. Onlar bizden korkuyorlar. Herhalde onun için gökyüzü çok önemliydi diye düşünüyorum ben. Bir gün bir ses duyarsınız, mesela Lale aşağıdan bağırır. Yani ses tonundan hissedersiniz ya, arkadaşlar, bir panik hali vardır. Ya da arkadaşlar, daha bir şey duyurmaya, bir şeyi anlatmaya çalışan bir sestir. Lale aşağıdan çın çın öten sesle bağırır ve sen onu da şeyi fark edemezsin. Yani acaba ne oluyor, ne olmaktadır fark edemezsin. Hepimiz pencereye fırlarız, bulutları gösterir. Hep o nasıl beceriyordu bilmiyorum ama onun çıktığı her havalandırma saatinde mutlaka ve mutlaka çok güzel bulutlar yakalardı o. Salkım salkım tam yerleri estiğinde, mavi patiskaları yırtan gemilerinde, uzaktan seni düşürdüm İstanbul. Bin bir direkle halicinde akşam, adalarında bahar, sinemalarında film. Ey sen ne güzelsin kaldığımız yaşayınca İstanbul. Aşk kutlarım var aşırı saldırdığın tipini yüreğinin gecesi. Toplanırlar karanlık mahzenlerin yaşayın. Ceylatlara bin oldu. Yoldaşlarının acısıyla yanan bir çift sevim vardı dudaklarında söylenmez. Bir kalem yazım vardı sana yazılmaz. Haramlar tutmuşsun da başlarını. Polisin çoku, cebladın ikiz, fikirin çenesi. Baskı makineleri de haramların elinde. Ve mahzenlerinde insanlar bekler. Gönüllerinde kavga, gönüllerinde zafer. Ve benimin hasreti içlerine gömülü. Can yoldaşlarım saklıyor zindanlarında. Boşuna çekinmedi bu yolcular İstanbul. Bekle bizi, bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle caddelerden zafer şarkılarını geçişmesin. Bekle o günler gelsin İstanbul. Sen de bize gel. Sakin Süleymaniye'mle bekle. Parklarında, köprülerinde, meydanlarında bekle bizi İstanbul. Bekle bizi İstanbul.